Bu videoda size giriş sekmesinin altındaki koşullu biçimlendirmenin içerisindeki ilk son kurallarından bahsedeceğim. Bu ilk son kuralların içerisinde ilk 10 öğe, ilk %10, son 10 öğe, son %10, ortalamanın üstünde ve ortalamanın altında diye farklı değerlerimiz var. Bunların her birinden birer örnek yapacağız. Öncelikli olarak ilk 10 öğeden başlayalım. Bakın, burada bizim toplamda 16 tane sayımız var. Buradaki sayılarımızı çoğaltalım. Bakın, kopyalıyorum ve alta yapıştırıyorum. Şu anda sayı miktarımız arttı. Seçiyoruz verilerimizi. Koşullu biçimlendirme, ilk son kuralları ilk 10 öğe diyorum. Bakın, ilk 10 öğe, ama ben buradan istersem ilk 12 öğeyi, 13 öğeyi ya da daha az sayıdaki öğeyi işaretleyebiliyorum ya da koşullu biçimlendirebiliyorum. Bakın, ilk 8 öğeye yapalım biz mesela. Yine aynı şekilde koyu kırmızı metinle açık dolgu, koyu sarı metinle sarı dolgu gibi farklı farklı seçeneklerimiz var ve bir de özel biçimimiz var. Ben özel biçimi açıyorum. Bakın, buradan bunu para birimi yapalım örneğin. Sonrasında yazı tipine geliyorum. Kalın ve italik olsun diyorum. Kenarlığıma geliyorum. Kenarlığım olmasın. Dolguya geliyorum. Dolguyu da yeşil yapalım diyorum ve tamama basıyorum. Bakın, ilk 8 öğeyi, benim burada seçtiğim 8 öğeyi tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi 8 adet öğeyi istediğimiz şekilde biçimlendirdi. Aynı şekilde ben diğer verilerimi seçiyorum. Giriş sekmesinin altındaki koşullu biçimlendirmenin içerisindeki ilk son kurallarına geliyorum. İlk %10'u seçiyorum. Bu sefer ilk %10'luk verilerim koşullu biçimlendireceğim. Özel biçim diyorum. Bu sefer bunu sarı renge boyayalım bu arkadaşlarımızın dolgu rengini. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk %10 ya da ilk %20, örnek veriyorum bakın. Tamama basıyorum. İlk %20'lik verilerimi gördüğünüz gibi burada işaretlemiş oldu. Buradaki kurallarımızı temizleyelim. Seçiyoruz verilerimizi. Kuralları temizle deyip seçili hücrelerden kuralları temizle diyoruz. Aynı şekilde tekrar seçiyorum verilerimi. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. İlk son kurallarından son 10 öğeyi seçiyorum bu sefer. Yani bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralıyor ama son 10 öğe değil, son 8 öğeyi seçelim. Ve özel biçim diyerek buradan bu arkadaşlarımızı kırmızı hücre rengine boyayalım. Gördüğünüz gibi ilgili düzenlemeyi gerçekleştirdik. Aynı şekilde yine bu verilerimi seçiyorum. Koşullu biçimlendirme ilk son kuralları. Bu sefer son %10'luk verilerimizi ya da son %20'lik verilerimizi açık kırmızı dolgu olacak şekilde gördüğünüz gibi koşullu biçimlendirdim. Buradan bu verilerimizi seçerek koşullu biçimlendirmeden kuralları temizle deyip seçili hücrelerden kuralları temizle diyerek ilgili kuralları kaldırıyorum. Tekrar buradaki verilerimizi seçelim. Ctrl, Shift ve alt yönelik tuşlarıyla içerisinde veri olan en alt noktaya kadar inebilirsiniz. Bu da kısa yol bilgilendirmesi olsun. Koşullu biçimlendirme, ilk son kuralları. Bu sefer ortalamanın üzerindeki verilere koşullu biçimlendirelim. Aralarındaki verilerin aralarındaki korelasyona bakıp ortalamayı bulup ilgili verilerimi seçip bana buradan koşullu biçimlendirsin. Örneğin bu şekilde gri bir metinle hücre rengiyle gördüğünüz gibi biçimlendirelim. Ortalamanın üstündekileri. Aynı şekilde yandaki verilerimizi seçelim. Koşullu biçimlendirmeye gelelim. Buradan ortalamanın altındaki verilerimizi de özel biçim diyerek bu sefer örneğin şu kırmızı rengimizle işaretleyelim. Bakın, ortalamanın altındaki verileri, benim seçmiş olduğum verileri ortalaması gördüğünüz gibi bu alt kısımda da yer alıyor. 9,034 diye devam eden bir ortalamam varmış. Bu ortalamanın altındaki verileri kırmızıyla boyadı. Eğer siz buradaki verileri seçtiğinizde, bakın sağ altta ortalama say gibi toplam en büyük en küçük gibi veriler yok ise bu aşağıdaki ribona sağ tıklayıp bakın buradaki bu işaretleri kaldırırsam ben görmem artık. Fakat sizde eğer işaretli değilse işaretleyerek toplam, en fazla, en az ve ortalama ve say diyerek sadece bu ihtiyaç duyduğum verileri işaretleyip
Gördüğünüz gibi ilgili verilerin burada görünmesini kolayca sağlayabilirim. Şimdi buradaki verilerimizi tekrar seçelim. Koşullu biçimlendirmeden kuralları temizle diyelim. Seçili hücrelerden kuralları temizle diyorum. Ve son olarak buradaki verilerimi gelip koşullu biçimlendirmeden bakın ilk son kurallarından diğer kurallar diyerek buradan biçimlendirme kurallarından başka bir tanesini seçerek istediğim işlemleri yapabilirim. Ne var burada? Değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendir. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir dersem mesela ilgili verilerimin arasında olan başka bir veriyi biçimlendirebilirim. Mesela şuradan başlayalım. Değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendir. Renk ölçeği ekleyebiliyorum. Veri çubuğu, simge kümeleri. Bunların nasıl yapılmasını gerektiğini ilerleyen videolarda göstereceğim. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Bakın ben burada arasında değil, eşit, eşit değil, büyük, küçük, büyük ya da eşit, küçük ya da eşit seçeneklerinden bir tanesini seçebilirim. Öncelikle hücre değeri, belirli bir metin, ilgili tarihler, boşluklar, boşluk yok, hatalar ya da hata yok diyerek bunlardan bir tanesini seçip bunlardan bir tanesine göre de bir işlem yapabilirim. Öncelikle hücre değerini seçelim. Arasında diyelim. Örneğin 850 ile 900 arasındaki sayıları biçimlendirden gelip buradan mavi rengi seçelim bu sefer. Tamam diyelim. 850 ile 900 arasındaki sayıları hücrelerini mavi renkle boyamış olduk. Bakın gördüğünüz gibi. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları temizle diyorum. Ve tekrar buradan ilk son kurallarına geliyorum. Bu arada bu diğer kurallar her bir hücre için yani her birisi için geçerli. Her birinden seçim yapabiliriz. Diğer kurallar diyorum. Buraya geldim. Şimdi burada metin olmadığı için ilgili işlemi buraya yapamayacağım. Ama sayı içeren hücreler için yapacağım. Birazdan metin için olanı da sizlere göstereceğim. Bakın arasında değil mesela 500 ile 750 arasında değil deyip bu 500 ile 750 arasında olmayanları gördüğünüz gibi işaretleyebiliriz. Biz buraya gelelim. 850 ile 900 arasında olmayanları kırmızı ile işaretle diyelim ve tamama basalım. Bakın 850 ile 900 arasında olmayanları kırmızı ile işaretlemiş oldum. Koşulu biçimlendirmeden yine geliyorum. Kuralları temizle diyorum. Verilerim seçiliyken ilk son kuralları deyip diğer kurallar diyerek ilgili alanımı tekrar açıyorum. Buradan eşit değil, büyük, küçük, büyük ya da eşit, küçük ya da eşit diyerek herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bakın büyük ya da eşit seçtiğim zaman tek bir iletişim kutusu açıldı. Örneğin 850'den büyük olanları burada yeşille işaretleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Koşullu biçimlendirmeden tekrar kuralları temizle diyorum. Bu sefer bakın metinle ilgili olan kısmını yapalım. İçerisinde metin geçen hücrelerimi seçtim. İlk son kuralları ya da hücre vurgulama kurallarına geldim. Diğer kurallar dedim. Bakın yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusu açılmış oldu. Buradan hücre değeri değil belirli bir metin diyorum. İçerir kısmına da örneğin içerisinde otomotiv geçen hücrelerimi sarıya boyayalım. Bakın tamam diyorum içerisinde otomotiv geçen verilerimin tamamını sarıya boyamış oldum. Buradan gelip kuralları temizle deyip tüm sayfadan kuralları temizle diyerek de ilgili hücrelerimi silebilirim. Bakın diğer kurallar diyorum. Tekrar geliyorum buraya. Burada bir tarih olsaydı birazdan tarihle ilgili olanı da yaparız. Boşluklar, boşluk yok, hatalar, hata yok seçeneğinde seçebiliriz. Mesela burada boşluk olsaydı hemen o örneği yapalım. Buradan örneğin bir iki arkadaşımızı silelim. Aşağı doğru ilgili verilerimi seçiyorum. Sonrasında koşullu biçimlendirmeden yine diğer kurallar diyorum. Bakın boşlukları seçiyorum. Boş olan hücreleri kırmızıya boyayalım diyorum. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi boş olan hücrelerimi kırmızı renge boyadı. Şimdi ben bunlardan bir tanesini sildiğimde yine aynı şekilde ilgili verilerim kırmızıya boyanmış olacak. Buradan verilerimi tekrar seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Önce kurallarımızı temizleyelim. Sonra tekrar diğer kurallar diyelim. Ve buradan gördüğünüz gibi ilgili
işlemleri yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi yalnızca derecelendirilen en üst ve en alt değerleri biçimlendirir. Yani ilk %10, işte ilk son 10, ilk 10 gibi az önce yapmış olduğumuz işlemleri buradan da yapabiliyoruz. Yalnızca ortalamanın üstünde olan değerleri buradan biçimlendirebiliyoruz. Yalnızca benzersiz ve yinelenen değerleri buradan biçimlendirebiliyoruz. Aynı şekilde koşullu biçimlendirmenin içerisinden de yapabiliyorduk bunu. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için bir formül kullan diyerek, buraya bir formül yazarak formülle birlikte koşullu biçimlendirme de gerçekleştirebiliyoruz.